Pasta ayın 11'inde seyirciyle buluşacak festival kapsamında. Birazcık daha çekim aşamasından konuşmak istiyorum. Hem bu Vas özelinde hem de genel olarak senin belgeselciliğin özelinde. Plümür senin Platon. Oradaki yaşamlara odaklanıyorsun. Yaşamlarına odaklandığın özneler nasıl karşılıyor senin onların yaşamlarına odaklanmanı diye merak ederim. O etnografik angajman benim hep ilgimi çekmiştir çünkü. Ya burada Vas'ta yaptığım çalışmada teyze ilk süreçte kameranın ne olduğunu farkında değil. Hala da teneke olarak bahseder. Hani ses kaydı yapıyor mu yapmıyor bilmez. Elinde bir teneke almış, ona göre metal bir şey ve teneke peşinde dolaştığımı falan söylüyor. Yani böyle bir noktası var. Bunun dışında ya Plümür'ü tercih etmem biraz ekonomik sebepli. Bizim burada evimiz var. Hani o yüzden rahat edebiliyorum biraz. Artı malzeme de çok. Hani kendi köyümden 3. belgeseli çıkarttım. Ve iddia ediyorum 3'ü de fena değillerdi. Hani konu olarak işlenmemiş konular çıktı. Onun dışında tek başına çalışıyorum. Yani basın çekim sürecinde bu kurmaca belgesel bu. Çünkü ilk çektiğimizden 6 yıl geçti üzerinden. Benzerini çekmeye çalıştık aynı hikayenin üzerinden. İşte tekrar ot taşınması gerekti. Otu ben tek başına taşıdım. İşte Fatma teyze var sağır ve dilsiz. Tek başına çekim yapıyorsunuz, işte odun getiriyor. Çekiyorsunuz ama bir süre sonra gidiyor teyzeyi. Bağırsanız bile duymuyor. Kamerayı bırakıp ya da kamerayı sırtlarıp peşinden koşup tekrar durdurup tekrar çekim yapmak falan gerekiyordu. Yani bir hayli zorluydu. Ama dediğim gibi dersinde çok fazla işlenmemiş konu var, çok fazla hikaye var ki bilirsiniz yani çatışmaların, çelişkilerin ya da birçok anlamda işlenmemiş konuların olduğu bir mekan. O yüzden de oldukça verimli oluyor bizim için ki insanın kendi köyünde, kendi memleketinde çalışması bir aradaki yabancılaşmayı önlüyor insanların evine girdiğiniz zaman. Bir yabancı girmiş gibi ya da bir kamera gelmiş gibi hissetmiyorlar. Benim amacım da zaten doğal yaşantılarını görüntülemek. Yani orada varlığımın ve yokluğumun belli olmaması gerekiyor. Kendi köyünüzde yaptığınız zaman bunu başarabiliyorsunuz. İşte Bertic belgeselini başka bir mekanda çekmiştik ama orada da yine şeyi kurabildik. Yani yabancı hissetmediler. Bir yokmuşuz gibi insanlar yaşadılar. Görüntülemeyi başardık böylece. Yani dersin insanı biraz da şeyinden kaynaklanıyor. Yani misafirperverliğinden biraz da kaynaklı durum. Tek başına çalışmanın zorluklarından bahsettin aslında biraz önce ama bunu özgürleştiren bir tarafa da yok mu? Yani tamamen sana ait bir dünya kurma özgürlüğüne sahip hissetmiyor musun kendini? Hem de piyasanın dinamiklerinden bir şekilde kendini sıyırdığın zaman. Şimdi tek başına çalışmanın birçok dezavantajı olmasına rağmen en büyük avantajlarından birisi şu, bir insanla röportaj yaptığınız zaman ya da bir insanın yanına gittiğiniz zaman başına 50 kişi dikilmiyor. İnsan kendini rahat hissediyor. Bunun yanı sıra istediğiniz şeyi yapabiliyorsunuz. Yani hani çok değerli sinemacı arkadaşlarım var. Mesela filmleri bitirdikten sonra görüşlerine başvurduğum zaman yani bir takım piyasa demeyelim de o meslek alanının kendi gerçekleri vardır, kendi olguları vardır, kalıpları vardır. O kalıpların içerisinde görmek isterler. Yani tek başına yaptığınız zaman tamamen özgürsünüz ve istediğiniz şekilde çalışabiliyorsunuz. Hani kadrajıdır, çekim planlarıdır, kendinizin müdahil olmasıdır. Birçok avantaj sağlıyor bu bakıma. Dediğim gibi yani çok fazla da zorluk da getiriyor beraberinde. Çünkü kurgusundan montajına kadar hepsini kendiniz veya senaryoyu da kendiniz yaptığınız zaman içinde kayboluyorsunuz bir süre sonra. Çünkü 36 saat bunda kayıt vardı. 36 saat kaydı yaptığınız zaman ya hangisini kullandım, hangisini kullanmadım ya da nasıl oldu? Hani biraz da planlı bir şey değil, yaşamın içerisinden aldığınız için daha fazla zorluyor sizi. Hani bir senaryo olsa onu takip edip gideceksiniz. Bu kaybolmak sanırım en büyük sorunlarından birisi bu olarak karşımıza çıkıyor. Onun dışında hani dersinde çalıştığınız zaman, tek olduğunuz zaman işte güvenlik riski yüksek. Yani gerek doğa, gerek işte çatışmalı bir ortam olduğu için bir pusun içerisine düşme gibi bir şeyiniz var. Yani orada tripod sırtınızda gezdiğiniz zaman kimse sırtında tripodla birisinin daha geldiğini düşünmez de işte ne bileyim silahın tüfeğin ayağı olduğunu falan düşünün ve muhtemelen vurulursunuz.
Ama bunlar da biraz adrenalin de iyi geliyor. Bunu söyleyebilirim. Peki başka projen var mı yakında? Yani eminim vardır senin zihninde yeni bir proje. Çünkü hakikaten seri bir şekilde üretiyorsun. Değil mi? Her yıl bir film hemen hemen çıkartıyorsun. Yani evet, geçen sene iki tane film çıktı hatta. Yeni iki tane proje var aslında elimde. Bir tanesi Kore'de ve Kıbrıs'ta savaşmış Kürtlerin hikayesini ele almak istiyorum. Çünkü hani bu bütün ayrılık, bu ırkçı dalganın yüksek olduğu süreçte birkaç tane röportaj da yaptım, topladım da biraz. Hani Kore'de ya da Kıbrıs'ta birlikte nasıl savaştıklarını, nasıl birbirlerini sahiplendiklerini zor şartlar altında görebiliyoruz. Bu var bir. İkincisi de sanırım bu sene ilk olarak çekeceğim bir dersimdi. Belki de Türkiye'nin ilk asker kaçaklarından diyebileceğimiz insanlardan birisinin hikayesi var. 16 sene dağda eşkıya olarak yaşamış ama biraz işte kibar Feyzo misali. Çok fazla şiddete bulaşmamış, çok zor kullanmamış ama silahı her zaman belinde ve sırtında olan bir insanın hikayesi var. Bu ikisini çekmek istiyorum. Dediğim gibi dersinde hikayede Hikaye çok. çok. Kürtlerin hikayelerine de daha ziyade odaklanıyorsun orada çalışma alanını orası olarak seçtiğin için. Filmlerini Kürt sinemasının içine yerleştirir misin? O diskurlar ağının, o söylemler ağının, Kürt sineması denilen o janrın içine yerleştirir misin Caner sen? Ya şöyle söyleyeyim, şimdi Kürt sineması tartışılır. Ben şeyi söylemiştim. Dedim ki ben bu tartışmaların da çok dışındayım. Eğer bir Kürt olarak bir ülkede yaşıyorsanız ve baskı hissediyorsanız, sizin yaptığınız film hissetmişsiniz, Kürt olarak hissetmişsiniz, sizin yaptığınız film her türlü Kürt filmi olur. Şimdi benim kendi yaptığım filmde yani çok şey göremezsiniz, açık bir söylem yoktur. Ama filmin içerisinde 90'lı yıllarda ne olmuş, ne bitmişse cümle aralarında onu bulabilirsiniz. Şimdi şeyi sorguluyorum, neden böyle oldu? Şimdi çok rahat bir şekilde çıkıp işte yok, gerilla, kirli savaş, işte faili meçhuller, bunlardan bahsedebilirdik. Ama bunu yapmadım. Bu şeyden kaynak. Yani şimdi baktığım zaman gördüğümü söylüyorum ben size. Bu bir anlamda bu baskının altında kalmak, mücadele etmek, yani bu baskıya karşı mücadele etmenin farklı bir yöntemi olarak ortaya çıktı. Şimdi bu kıstas değil tabii ki, Kürt filmi değil mi, ama o coğrafyada bir Kürt olarak yaşayan bir insanın yaptığı bir film oluyor. Yani o Kürt duygusunun bence işlenmesi. Hani bahsettiğim sadece sembolik bir örnek. Ben kendi yaptıklarımı Kürt sinemasının içerisinde görüyorum. Ki filmlerin hemen hemen hepsinin başında da yazar. Kürdistinema.com diye bizim bir arkadaşın yaptığı bir site. O biraz sembolik olarak da onu kullanıyorum. Çünkü yaptığımızın Kürt filmi olduğuna inanıyorum. Şey kaygısından çok fazla hareket etmiyoruz. Yani akademik eğitim almadık, ne bileyim o belgesel normlarını çok fazla umursamıyoruz. Biraz cahil cesareti diyelim buna. Hepsini toplarsak da bizim için bizim yaptığımız bir film oluyor. Hani iyi ya da kötü ama tırnak içinde bir Kürt filmi oluyor. Yani bu bağlamda sanırım yani ben Kürt filmi olarak tanımlıyorum. Çok da artan bir üretim söz konusu özellikle Evet. belgesel alanında son 20 yıl diyebiliriz belki ama yükselen bir ivmeyle son yıllarda daha fazla Kürtler belgesel çekiyor. Bu üretimle ilgili algın ne? Ya şunu düşünüyorum. Aslında Kürtlerin yazıyla çok fazla araları yoktur. Söz daha fazla şeydir, kullanılan bir şeydir. Belki belgesel de öyledir. Yani yazmaktansa biz işte bunu filme aktarmayı seçiyoruz. Bir de şey ucuzladı. Yani kamera ve montaj ekipmanı, bunu yapıp kurgulamak, ortaya sunmak kolaylaştı. Ekonomik olarak da kolaylaştı. Artı çok fazla hikaye var. Hani şunu çok rahat size söyleyebilirim. Yani Kürtlerin yaptığı belgeseller çok yetersiz. Çünkü ben şey söylüyorum. Yani ben ekonomik imkanlarla çok fazla açılamıyorum. Kendi köyümde kalıyorum. Ama kendi köyümden, yani 20 kişinin yaşadığı bir köyden bile ben üçüncü belgeseli çıkartıyorum. Üçüncü belgeseli çıkartabildim. Yani değil ki sallıyorum, ben Mardin'e gittiğimi düşün. Mardin'de yani binlerce yıllık bir kültür var ve hala devam ediyor. Van var, bilmiyorum başka yerler var. Ki son yaşanan kirli savaş var. Bunun birçok yani belgelenmesi gereken çok hikayesi var. Hani şunu söyleyeyim.
bizim çekmeyi planladığımız ama çekemediğimiz bir başka belgesel vardı. O da insanların yer altına gömdükleri kitaplardı. Yani hala dersinde bir sürü kitap var. Yani bu hikaye. Yasaklı kitaplar. Yasak, tırnak içinde yasaklı kitaplar. Ya her taraf dolu, bu tür hikayelerle dolu. Kürtler bu bakıma biraz aslında çoğunlukla ekonomik kaynaklı. Yani sponsor bulmakta sorun yaşıyorlar. Belgesel dediğiniz zaman hani çok büyük kanallarda gösterilecek ya da çok büyük ödüller alacak ki insanlar bunlara destek versinler. Biraz da tırnak içinde piyasa da sizin söylediğinizle paralel olarak oluşmaya başlıyor. Hı hı. Bir takım insanlar hani iyi işler yapıyorlar, o haklarını vermek lazım. Ama onlar isim olarak öne çıktığı için genç arkadaşların finanse edecek birilerini bulmaları zorlaşıyor. Ama ciddi bir şey geliyor, sinemacı nesil geliyor ki Diyarbakır'da Cigerhum Kültür Merkezi'nde öğrenciler yetişiyorlar. Hani birkaç tanesiyle tanıştım ve cidden hani akademik birikimler olarak, politik olarak çok iyiler. En büyük avantajlarından birisi de birçok şeyi aşmışlar. Yani kendileri oluyorlar ve özgür iradelere sahipler. Hani sizin hemcinsleriniz bence zaten 5-6 sene sonra onlar daha ağırlıklı olacak. Çünkü kadınlar daha sağlam geliyor bu alanda. Peki biz de takip ediyor olacağız yeni Kürt belgeselciliğini ve basın gösteriminde de orada olacağız. Çok teşekkürler Caner Canerik. Bugün kırmadın geldin, bizimle sohbet ettin. Çalışmalarında başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun diyoruz. Basın da yolu açık olsun diyoruz.